Herkese günaydın. Biz İstanbul'da bugün karlı bir güne uyandık. Aslında sabah 8 gibi daha yoğundu karlar. Ama şu an saat 12 ve 8'deki kadar yok. Hafif var. Ben de Bahadır'ı gönderdikten sonra 9.30 gibi tekrardan uykuya dalmışım. 8.30'da Bahadır gidiyor. 9.30'a kadar video işleriyle uğraştım. Babaannem şu an ameliyatta. Annemler bize kahvaltıya gelecek. Annemlerden haber bekliyorum. Hani kahvaltıyı hazırla geliyoruz demelerini. O yüzden böyle beklerken uykuya dalmışım. Onlar da 12'ye kadar aramamışlar. Öyle uyuyakalmışım yani. Ancak uyanabildim. 9.30'dan sonra ancak uyanabildim yani. Şimdi kahvaltı hazırlayacağız. Baktım dolapta biber var. Babama biber kızartacağım. Babam çünkü çok seviyor. Sonra bilmiyorum neler yaparız. Gerçi şu an evde bayağı çeşit peynir falan var. Onlardan çıkartırım. Yine güzel bir kahvaltı hazırlayalım. Güne güzel başlayalım. Kahvaltı ne kadar iyi olursa günümüz o kadar iyi geçiyor. Ben buna inanıyorum. Eğer o gün kahvaltı yapmazsam böyle akşam yemeğinde ne kadar çok yersem yiyeyim o doymuyorum bir şekilde. Hani bir saat sonra hemen tekrar acıkıyorum. Vücudu sanırım kahvaltıya alıştırmışız. O yüzden kahvaltı bence önemli. Günün en önemli ve en sevdiğim öğünü kesinlikle. Şimdi ben tripodumu buraya yerleştiriyorum. Azıcık size Bakın kırayım kar bu size. kadar kaldı. Sadece arabaların üstünde falan var azıcık. Bu da zaten bir saate kalmaz erir. Annemler geldiler, biz kahvaltıya başladık. Babaanneciğim, geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkürler. Eline sağlık kızım. Sucuk, biber ve patates yaptım. Bir de Yumurta olmasın abicim ha? geldi. Artık yapacak bir şey yok. Yumurta yok babacığım. Bugün tereyağlı yumurta. Böyle kapama yaparız kapama. İnşallah bir gün Yani. inşallah. Kızlar geçenki videomda hatırlarsanız arkadaşım bana gelmişti ve kapıda doğum günü sürprizi yapmıştı. Bir tunik almıştı. Tunik standart bedendi. Bana oldu ama birazcık böyle yapıştı açıkçası. Ben de çok böyle yapışan tunikleri giymeyi çok sevmiyorum. Yani son zamanlarda özellikle çok dikkat ediyorum buna. Hani daha böyle bol vücut hatlarını belli etmeyen tunikler giymeye artık dikkat ediyorum. O yüzden biz onu değiştirdik ve ben farklı bir tunik sipariş verdim. Açalım bakalım. Aa, şal da var içinde. Şal sanırım Moda Nisa'nın hediyesi. Haki rengi göndermişler. Böyle düz, pamuklu, ince bir şal. Teşekkür ediyorum. Dergi de gelmiş Moda Nisa'da. Evet. Böyle bir tunik. Bu böyle bayağı bol bir tunik. Yani manken de o şekildeydi. Böyle hafif yarasa kol. Bu renkleri çok beğendim ve kışın zaten bu renkler çok kullanılıyor. O yüzden ben bunu sipariş ettim. Yani arkadaşım dedi ki madem öyle hani sen seç, istediğin gelsin dedi. O gün böyle burada seçtik, ikimiz de bunu beğendik. Tekrar arkadaşıma çok teşekkür ederim. Bunu severek giyeceğim. Çok beğendim. Boyu falan da sanırım gayet güzel olacak. Yani tam dizin altında olur gibi düşünüyorum. Bolluk açısından da tam olarak istediğim şekilde. Size bunu göstermek istedim. Şimdi ben evi ufak bir süpüreceğim kahvaltıdan sonra yerler biraz kırıntı olduğu için. Sonra da konsolumu temizlemem lazım. Çünkü son zamanlarda çok misafir geldiği için tabakları çıkar geri yerleştir, çıkar geri yerleştir. Hem biraz düzeni bozuldu hem de birazcık böyle tozlandı. O yüzden konsolumu temizleyeceğiz. Sonra da artık günün menüsüne geçeriz. Fırında tavuk yapmayı planlıyorum. Şu sıralar biraz Bahadır'la fazla abarttık. O yüzden biraz böyle daha sağlıklı ve az kalorili yemeklere geçeceğiz birazcık. O yüzden fırında tavuk yapacağım tabii ki klasik olarak. O yüzden hemen işimize başlayalım. Saat 5 olmuş. Hiç farkına varmadım. Annemler zaten geç gelmişlerdi kahvaltıya. Bu arada ben bir tavuklarımı çıkartayım.
Annemler zaten kahvaltıya geç gelmişlerdi derken işte saat bayağı bir gecikti kahvaltı yaptıktan sonra. Sonra işte biraz diğer odaları falan toparladım. Sonra da WhatsApp'tan böyle konuşmalara da dalmışız. Derken böyle vakit geçti açıkçası. Şimdi saat 5 olmuş. İnanılır gibi değil ama saat 5 olmuş. Hemen yemeğimi fırına atacağım çünkü Bahadır 6'da işten çıkıyor ve büyük ihtimal biz bu akşam spora gideceğiz Bahadır'ın iş çıkışında. Yemeğim şimdi 6'ya kadar pişsin. Spordan geldiğimizde zaten yemeğimiz hazır olmuş olur. O yüzden şimdi hemen yemeğimi hazırlamam lazım. Önce şunları bir yıkayayım tabii ki. Şu tavuğun derilerini hiç ama hiç sevmiyorum. Ama çıkartmak da çok zor oluyor. Şöyle çıkartabildiğim kadarını çıkartacağım. Tabii ki tavuğun yanına olmazsa olmaz patates de dilimleyeceğim. İnşallah konsolumu temizlemeye vakit kalır. Şimdi hazır düzeltirken dedim bir sileyim, tozlanmıştır. Çünkü konsolumun rafları camdan. Çoğu konsolda olduğu gibi cam raf var bende de. O yüzden çok kolay tozlanan bir raf. Göreceksiniz zaten şimdi, eminim şu anda bayağı bir tozludur. Geçenlerde yemek yapmıştım ve böyle birazcık patlıcan kabak artmıştı. Onları bu tapır kabıma koymuştum. Atmamıştım. Şimdi onları da kullanacağım. Şöyle ekleyeyim. Kabak yetersiz olduğu için bir tane de kabak ekleyeceğim. Orada birazcık var ama o bize yetmez. Böyle yoğurtla güzel gidiyor fırında pişmiş baharatlı kabak. Biraz sıvı yağ gezdiriyorum. Biraz tuz. Biraz derken bir tatlı kaşığı kadar. Tabii ki nane olmazsa olmazımız. Hala pul biber alamadım, o yüzden toz biber ekliyorum pul biber yerine. Birazcık karabiber. Şimdi bunları karıştıracağım. Sanırım kabımı biraz küçük seçmişim. Şöyle önce sebzelerimi yerleştireceğim. Tavukları üstüne koyacağım. Çünkü tavuklar hem daha geç pişecek hem de sebzeler tavuğun yağını çeksin. Tavuğun yağı sebzelere aksın. Hani daha lezzetli olsun diye. Böyle bir şey yapmak istedim. Şöyle üst üste gelmelerine izin vermeden patatesleri. Evet. Tavuklarımı yerleştiriyorum. Domates eklesem mi diye düşündüm. Domates biraz sulanacak falan. O yüzden eklemeyeceğim. Böyle daha ızgara tarzında olsun istiyorum. Yemeğim hazır. Yayla çorbası yapmak istiyorum çorba olarak. Ne zamandır yapmıyordum çünkü. Göz kararı yapacağım yine. İki kişi olduğumuz için. Şu yeterli bence. Üzerine göz kararı su koyup kaynatacağım. Burada bir yemek kaşığı un var. Bir yemek kaşığı una şöyle ne kadar desek? Yeter mi acaba? 2 yemek kaşığı kadar yoğurt ekledim. Normalde buna ben bayağı limon sıkmayı seviyorum. Çoğu kişi limonsuz yapıyormuş ama ben birazcık seviyorum. Ama Bahadır çok hoşlanmadığı için limondan, yarım limondan böyle birazcık sıktım. Bunu şimdi açana kadar su ekleyeceğim. Sanırım buna su yeterli. Şöyle unun topaklanmaması kadar su
sulu olunca zaten yeterli oluyor. Yani şu an unum gayet yoğurtla böyle karıştı. Herhangi bir topaklanma olmadı. Pirincim de kaynıyor. Su kaynadıktan sonra ve pirinçler piştikten sonra bu harcı içerisine katacağım. Sonra tereyağını eriteceğim. Pul biber ve nane ile. Yalnız bak pul biberim yok. Neyse toz biber koyarız. Bu sefer farklı olsun. Sonrasında da zaten çorbam hazır olacak inşallah. Şimdi pirincim bayağı pişti gibi gözüküyor ve suyum da bayağı kaynamaktan azalmış. Bu arada size bir şey göstereceğim. Bakın benim buradaki iki tuşum da eridi. Çünkü buradan ocaktan vuran sıcaklık bunları eritti ve içerisindeki şu beyaz plastik çıktı. Yani daha diyecek hiçbir şey yok ocağım ve fırınım hakkında. Gerçekten böyle sabrediyorum. Hani artık böyle dökülene kadar sabrediyorum. Şöyle sosunu dökelim. Sanki tam oldu. Kıvamı öyle gözüküyor. Tuzunu da katıyorum. Biraz daha böyle kaynasın. Ben de şimdi tereyağlı sosunu hazırlayacağım. Ve sonra çorban pişmiş olacak. 2 parça kadar tereyağını ekledim. Eritiyorum. Eridikten sonra birazcık toz biber ve birazcık nane ekleyeceğim. Benim çorbam hazır. Şimdi altını kapatıyorum ve Bahadır'ın gelmesini bekliyorum. Yine çok sevdiğim tülbentimle karşınızdayım. Bu tülbenti taktıktan sonra birkaç kişi bana yazmış, özelden de yazmışlar. Nasıl bağladın diye, ama bu aslında tülbent diyorum da kare boyutta değil, şal boyutunda. O yüzden böyle şal dolama şeklinde bağlıyorum ben. Hani normal tülbentle bu şekilde bağlamak imkansız. Öncelikle onu söyleyeyim. Eğer şal boyutunda tülbentiniz varsa veya tülbent alacaksanız, özellikle çeyiz yapan kızlar için söylüyorum. Mutlaka böyle şal boyutunda tülbentleriniz olsun. Misafir geldiğinde falan böyle şal gibi bağlayabildiğiniz için. Yani ben tercih ediyorum, misafir geldiğinde tülbent kullanıyorum. Böyle şal boyutunda olduğu için dolama gibi bağlıyorum. Gayet şık duruyor. Hani evlenecek kızlara ve evde tülbent takmayı seven kızlara gelsin bu. Önerim öyle söyleyeyim. Şimdi biz spora gideceğiz dedim ama hava bayağı karlı olduğu için arabanın kar lastiği mi yokmuş tam emin değilim. O yüzden gitmekten vazgeçtik. Bahadır şimdi iş çıkışı direkt eve gelecek. Ben de Bahadır'ı bekliyorum. Şimdi hazır vaktimiz varken biraz muhabbet sohbet edelim. Biraz cevap vermek istediğim bazı konular var. Öncelikle biliyorsunuz ki ablam YouTube'a katıldı. Ve ben ablama YouTube'a katılması açısından yaklaşık 3-4 aydır baskı kuruyorum. Abla YouTube'a katıl. Abla hadi gel YouTube'a video çek. Zaten işten çıktıktan sonra daha çok baskı kurmaya başladım. Hadi bak işten çıktın, hazır vaktin var, yapabilirsin. Ben sana destek olurum gibi birçok söylemde bulundum. Ve benim desteğimle, benim ısrarımla YouTube'a katılma kararı aldım. Ve YouTube videolarına elimden geldiğince destek vermeye çalışıyorum. Paylaşıyorum, sizlerle videomda haber veriyorum. Ablamın böyle bir videosu var. Yani sonuçta o benim ablam ve biz iki kız kardeşiz. Ve tabii ki hani birbirimize destek olacağız. En yakını, yani benim en yakınım o. Onun en yakını benim. Her şeyimizi biliyoruz. Huyumuzu, suyumuzu, karakterimizi, her şeyimizi biliyoruz. Fakat böyle bazı insanlar var YouTube'da. Gidip bana gelip ablamı kötüleyen, ablama gidip beni kötüleyen insanlar var. Dünkü Hanife ile buluşma videomuzdan sonra özellikle Seda'nın senin videolarında morali çok bozuk. Kendi videolarında hep gülüyor. İşte Seda senin videolarından demek ki rahatsız oluyor. Senin video çekmeni istemiyor diyen birkaç kişi var böyle. Öncelikle ben ablamın video çekmesini istemeseydim ben ısrar etmezdim. Ben videolarını paylaşmazdım. Sizlerle iletişim kurmasını sağlamazdım. Yani ben ablama bu denli destek olurken neden ablamın videolarında mutsuz olayım? Biraz düşünelim. Ablam biraz daha fazla güler yüzlü ve ben o kadar yapı olarak o kadar çok sürekli gülebilen insanlardan olmuyorum. Yani kişisel yapı meselesi. Gerçekten bu gülme eyleminin kişilikle alakalı olduğunu düşünüyorum. Kimisi çok gülmeyi sevmez, kimisi sürekli güler. Kimisi dozunda gülmeyi sever. Ben mesela böyle konuşurken ederken mesela şu an gülümseme suratıyla konuşmuyorum. Aralarda gülüyorum tabii ki ama daha çok böyle ciddi olarak konuşmayı seviyorum. Yani yapı olarak daha böyle ağır bir yapım var. Daha az
güler yüzlüyüm diyebilirim. O yüzden hani ablam sürekli benim yanımda gülerken ben normal olduğum gibi durduğum için ablamı sürekli Seda senin yanında çok somurtuyor. İşte senden rahatsız oluyor gibi yorumlar geliyor. Bana da yazmış birisi. Kendi kanalında çok gülüyorsun. Ablanda neden bu kadar somurtkansın gibi hani şey yapmaya çalışıyorlar. Ablandan rahatsız oluyorsun demeye getiriyorlar. O benim ablam. Yani isteyen istediğini dese de o beni biliyor. Benim karakterimi biliyor. Benim kişiliğimi ve benim onun hakkında ne düşündüğümü biliyor. O yüzden maalesef bu tarz insanların doldurmalarına gelmiyor ve gelmeyecek de. Lütfen daha fazla uğraşmayın. Sizden rica ediyorum. Daha fazla uğraşmayın. Çünkü ablam da bu durumdan çok rahatsız. Ben de rahatsız oluyorum. Bunu iyi niyetle yazanlara asla söylemiyorum. Hani iyi niyetle yazanlar da var. Seda ablanın moralim bozuk gibi şeyler yazanlar da var. Bunu onlara söylemiyorum kesinlikle. Sadece kötü niyetle yazanlar kendini o kadar belli ediyor ki. Ama maalesef amacınıza ulaşamayacaksınız. Çünkü biz iki kız kardeşiz ve birbirimizden başka kimsemiz yok. O yüzden bizim aramızdaki bağ bozulmayacak. Çok üzgünüm. Ve beni ablama ne kadar kötülerseniz kötüleyin. O beni biliyor. Çünkü yaklaşık 24 yıldır beraberiz. Doğduğumdan beri yan yanayız. Her şeyimizi paylaşıyoruz. Beraber yiyip içip beraber geziyoruz. Ve beraber bütün dertlerimizi paylaşıyoruz. Beraber bütün sıkıntılarımızı gideriyoruz. O yüzden o beni biliyor. Lütfen böyle toplara girmeyin. Söylemek istediklerim bu kadar. Bu arada ablam farmasiye başladı. Eğer farmasiye üye olmak istiyorsanız ablamın kanalında linki paylaşmış olması lazım. Oradan üye olabilirsiniz veya üye olmadan sipariş vermek istiyorsanız sipariş de verebilirsiniz. Veya üye olup sadece kendi ihtiyaçlarınızı almak istiyorsanız o şekilde de üye olabilirsiniz. Ablam size tüm detayları zaten bilgileri verir kendisine ulaşırsanız. Söylemek isteyeceklerim bu kadardı. Umarım beni yanlış anlamıyorsunuzdur. Umarım bazı şeyleri açıklayabilmişimdir. Yani herkes biri olmak zorunda değil. Herkes aynı şekilde davranmak, aynı şekilde konuşmak zorunda değil. Herkes aynı yapıya sahip olmak zorunda da değil. Öyle olsaydı inanın bu dünya çok sıkıcı olurdu. Herkes aynı olsaydı, herkes gülseydi ya da herkes ciddi olsaydı. Herkes böyle, kimisi samimiyetten hoşlanır, kimisi çok fazla yılışıklıktan hoşlanmaz. Ben mesela nasıl desem, yani beni izleyenler aslında çözmüştür. Çok da somurtkun olduğumu düşünmüyorum ama çok da aşırı güler yüzlü değilim. Bunun çok farkındayım. Bu saatten sonra değişemem. Gidip de bu saatten sonra ablamı da kıskanamam. Çünkü ablam sonuçta o ne kadar yükselirse benim sonuçta işime gelir. O ne kadar izlenirse, ne kadar kazanırsa ben daha çok hoşnut olurum. Neden hoşlanmayayım? Yine çenem düştü benim. Yine biraz konuştum ama arada böyle konuşma yapmak iyi oluyor. Saat de tam 6. Bugün de üst katımıza komşular taşındı. Sabahtan böyle bir tıkırdamalar, süpürge sesleri falan var. Çok da o yüzden videoyu elime almadım açıkçası rahatsız olursunuz diye. Saati de 6 ettim bu arada. Bugün de böyle bir video oldu. Güzel bir video oldu. Ailemle başladım. Bahadır'la bitireceğim günümü. Benim için güzel bir video oldu. Yemeğim pişti. Her zamanki gibi şu fana yakın olan yerler birazcık böyle kararmış. Ama tam kıvamında pişti. Yani şu anlık öyle gözüküyor. Çok lezzetli gözüküyor. Çorbam da hazır. Bizim bugünkü menümüz bu şekilde. Merak ediyorum aslında sizler ne menüler yapıyorsunuz? Mesela çalışan hanımlar nasıl yetiştiriyor yemeklerini? Hani ben çalışıyorum ama genelde evden çalışıyorum. Türban'a gittiğim zaman da sabahları gidiyorum. Akşamları yani öğleden sonra eve dönmüş oluyorum. O yüzden hani merak ediyorum çalışan hanımlar nasıl yetiştiriyor yemeklerini diye. Gerçekten bazen düşünüyorum ben eğer 8-5 çalışsaydım nasıl yapardım diye. Ya da bazıları da şey diyor, çalışınca her şeyi düzüne soktuğun için hani daha kolay oluyor diyor. Kimisi de daha zor oluyor diyor, bilmiyorum. Yaşamadan sanırım kimse anlayamaz. YouTube'un güzel yanı da böyle evden çalışmak aslında. O yüzden seviyorum bu işi.
tam yemeğimizi yedik. Gizem ve Faruk aradılar. Yani ben yine konsolu temizleyemeyeceğim. Olsun, canları sağ olsun. Konsol her zaman temizlenecek şey ama misafir daha önemli tabii ki. Çay demledim, onları bekliyoruz. Gizem de biraz rahatsızmış. Bak, elti gibi eltiyim. O gelmeden onun için sıcak torbası ısıttım. Böyle buna sarılır diye. Çünkü hasta olmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu biliyorum. Ben de kışın sürekli hastayımdır. O da böyle daha hassas herhalde, onun da vücudu. O yüzden onun için sıcak torbası ısıttım. Geldiğinde direkt böyle ona vereceğim, buna sarılsın diye. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gizem hasta diye hayata küsmüş gibi duruyor. Evet, şu an benim aşkım biraz hasta. Nasıl çıkıyorum acaba? Güzel çıkıyorsun. Güzel çıkıyorsun. Torbam kalp. Bunu yaradanın Allah bin... Ya o var ya, dünyanın en güzel icadı falan, evet, olabilir, biliyor musun? Gerçekten öyle. Kesin. Misafirlerim gittiler ve saat şu anda tam olarak 12'ye 10 var. Yani artık uyku vakti. Ben de bu videoyu editleyip artık uyuyacağım. Ben şimdi bu videoyu burada kapatıyorum. İnşallah yapamadığım işleri yarın halledeceğim artık. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen abone olmayı unutmayın. Zaten şu köşelere abone ol ya da şu köşeye olması lazım. Abone ol butonunu ekledim artık her videomda. Direkt oraya tıklayarak kısa bir şekilde profilime gitmeden abone olabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.